Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar. 27 Ekim 2 Kasım haftasına hoş geldiniz. Sevgili yengeçler 26 Ekim'de enerji gezegenimiz Mars, yay burcundan ayrılarak oğlak burcuna geçiyor ve 5 Aralığa kadar oğlak burcunda kalacak. Sizin karşıt burcunuzda ilerleyecek bu süre içerisinde. Bu nedenle bu dönemde özellikle ilişkilerinizde, özel ilişkilerinizde, e, biraz daha e, temkinli olmalı e, ve bazı şeyleri de alttan almaya çalışmalısınız. Çünkü zaman zaman karşınızdaki kişi de e, biraz daha e, tepkiler artabilir. E, size karşı e, biraz daha agresif davranışlarda karşılaşabilirsiniz. Toplumsal ilişkilerinizde de bu geçerli. E, özellikle... E, ayla yaptığı açılar dönem içerisinde bunu günlük yorumlarımızda e, belirtiyoruz. Takip ederseniz daha iyi e, izleyebilirsiniz. E, bir süre aslında ilişkilerde biraz daha tetikte olmanız gereken bir dönemdesiniz sevgili yengeçler. Bu haftanın enerjilerine baktığımızda hafta başı romantik etkiler güçleniyor. 27 Ekim'de Akrep Burcu'ndaki Venüs'ün, Güneş'in, Balık burcundaki Neptün'le yapacağı üçgen açı bir su grubu olarak sizi de etkileyecektir. Öncelikle çok duygusal olduğunuzu söyleyebiliriz. Yani duygularınızın çok güçlendiği bir dönem. Eğer sanatla ilgili bir çalışmalarınız varsa güzel eserleri ortaya çıkarmanız mümkün. O günü değerlendirmeye çalışın. Hobilerinize biraz daha zaman ayırın. Çocuklarla ilgili keyifli gelişmeler olabilir. Hamilelik, doğum gibi bazı beklentiler, istekler varsa bazı sürpriz gelişmeler olabilir. E, aşk hayatınızda tabii ki romantik hayatınızda bu güzel e, açılardan destek alacak. 28 Ekim e, özellikle ay oğlaktan geçerken e, eşiniz olabilir, karşınızdaki kişi yakın arkadaş olabilir. İlişkilere biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü ani gerginliklerle karşılaşmanız mümkün. Sosyal hayatınızda kısa süreli bir e, Düşmanlıkla da karşılaşabilirsiniz. İş ilişkilerinizde bazı rekabetlerle karşılaşabilirsiniz. Bunun bazı stresleri olabilir. Özellikle 28 Ekim buna biraz daha dikkat edelim. 30 Ekim'den sonra Ay Kova Burcu'na geçecek. Daha çok para ile ilgili konular odak noktanız olabilir. Hafta sonunda Ay Balık Burcu'ndayken sizin için daha keyifli görünüyor. Özellikle Cumartesi akşamından itibaren. Kısa bir e, seyahat planlayabilirsiniz, bir hafta sonu gezisi olabilir veya böyle kültürel bir gezi planlayabilirsiniz. Yakınlarınızla e, birlikte zaman geçirebilirsiniz ya da o gün bir kurs, eğitim gibi ya da hobilerinizle ilgili bazı konularla e, uğraşmanız mümkün. Ama enerji olarak sizin için daha iyimser ve daha keyifli görünüyor gökyüzü sevgili yengeçler. Evet haftanın genel enerjileri böyle. Lütfen günlük yorumlarımızı da izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın.